Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ev yapımı narlı lokum tarifi vereceğim. Yapımı çok kolay. Hemen tarife geçiyorum. Bir tanesi büyük olmak üzere 4 tane nar kullanacağım. Toplamda 2 su bardağı nar suyu kullanmamız gerekli. Eğer narlar büyükse 3 tane de kullanmanız yeterli olur. Narları çıkarttığımızda miktar 2,5 su bardağı kadar oluyor. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir kabın üzerine süzgeç yerleştirdim. Narları rondodan geçireceğim. Bir blender da kullanabilirsiniz. Aynı sonucu elde etmek istiyorsanız lütfen baştan sona kadar videoyu dikkatli bir şekilde izleyin ve dinleyin. Yaklaşık 30 saniye rondo'yu çalıştırmamız yeterli olur. Bir kısmını rondonun içine almıştım narın, e, kalanını da birazdan geçireceğim. Şimdi pürü haline gelen narı süzgecin üzerine döküyorum, suyunun akmasını sağlıyorum. Şimdi çekirdekler görününceye kadar suyunun alt akmasını sağlayacağım. Bir kaşık kullanıyorum. Dediğim gibi blender'da kullanabilirsiniz. Hepsini aynı anda böyle derin bir kabın içinde blenderdan da geçirebilirsiniz. Sonra yine aynı şekilde süzgeçten geçireceksiniz. elde ettiğim nar suyunu 2 su bardağı olacak şekilde ölçüyorum. Tencereye ekleyeceğim. 2 su bardağından biraz az oldu diyelim. O zaman üzerine su ilavesi yapabilirsiniz. Yine 2 su bardağı olarak tamamlayabilirsiniz. Aynı sonucu güzel bir sonuç almak istiyorsanız önemli noktalardan biri klasik bir bardak kullanacaksınız. Ben bu ölçüye göre veriyorum çünkü her evde olan klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre bir bardak. Az önceki su bardağının yarısı kadar olan ölçüde klasik bir çay bardağı kullanıyorum. 100 ml. 1,5 çay bardağı toz şekeri tencereye ekledim. 1 çay bardağından biraz az da nişasta ilave ediyorum. Bu kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazdım. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz. Tüm malzemeleri pürüzsüz oluncaya kadar iyice karıştırıyorum. Bu arada kullandığım nişasta buğday nişastası, mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Evet, tencereyi ocağa aldım. Karıştırmayı hiç bırakmadan kaynama noktasına gelip kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Kısa bir sürede pişiyor. Yani kaynama noktasına geliyor. Sonrasında yine pişirme işlemine devam edeceğim. Bunu da anlatacağım. Evet kıvam aldıktan sonra kaynama noktasına geldikten sonra tel çırpıcıyı bıraktım. Spatula ile devam ediyorum. Bir tahta kaşık da kullanabilirsiniz. Bundan sonrası önemli. 20 dakika süre tutacağız ve 20 dakika boyunca kısık ateşte pişireceğim. Pişirme süresine uymazsanız kısa tutarsanız yaptığınız lokum olmaz o zaman pelte olur. Lütfen süreye uyalım. Bakın pişirmeye devam ettikçe kıvamı değişiyor, daha koyulaşıyor, içindeki su çıkıyor. Süre bittikten sonra ocağı kapatıyorum. İri kırılmış fındık ekledim. Ceviz de kullanabilirsiniz ya da fıstık da kullanabilirsiniz. Sade olarak da lokum yapabilirsiniz. 15 santim küçük bir fırın tepsisi kullanacağım. Bir tabak da kullanabilirsiniz. Kare olmasına gerek yok. Lokumun kolayca çıkması için içine su aldım. Suyun tamamını döktüm. Şimdi hazırladığım lokum karışımını sıcak halde tepsiye aktarıyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Evet videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde de denk gelmiş olabilirsiniz. Beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Hem tanışmış oluyoruz. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Lokum şu an sıcak halde. Oda sıcaklığına gelmesi için bekleyeceğim. Sonrasında buzdolabına kaldırıp en az 5 saat beklemesi gerekli. Bir gece bekleseniz de olur. Buzdolabından çıkarttım. Ters çevirmeden önce üzerine biraz mısır nişastası serpiyorum. Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. kenarlarını şöyle kontrol ettikten sonra hava almasını sağlıyorum ve tepsiden lokumu alıyorum, ters çeviriyorum. Tekrar mısır nişastası serpiyorum ve lokumu kesiyorum. Evde yapabileceğiniz harika bir lokum tarifi. Şekerli, ekşili tatları seviyorsanız bunu mutlaka deneyin. Hem yapımı çok kolay hem de gerçekten çok lezzetli. Lokumu hazırladıktan sonra bir saklama kabı içinde buzdolabında 4-5 gün muhafaza edebilirsiniz. Nişasta az gibi göründü gözüme. Biraz daha nişasta serpiyorum ve gördüğünüz gibi gerçekten harika oldu. Hem kıvam olarak hem de lezzet olarak muhteşem. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz, hemen haberiniz olur. Ayrıca bu lokum tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.